Sevgili dostlar, yılbaşına çok az bir zaman kala sizlerden en çok talep alan konuyu anlatmamın zamanı geldi. Bir adamla tanıştınız, mesajlar kesildi, aramalar kesildi. Artık eskisi kadar mesaj atmıyor, aramıyor. Ne yapman lazım? Al abi buradan yak ya. Çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey. Öyle bir formül vereceğim ki 3 adımda, 3 adımda bu adamda bir şimşek çakacak. Çünkü bunu çok fazla insan yaşıyor. Özellikle sosyal medyadan tanıştığınız insanlarla bu problemi yaşadığınızı gayet iyi biliyorum. Çünkü bana gönderdiğiniz mesajlar bunu açıkça gösteriyor. Şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Biriyle tanıştım. Müthiş bir ilgi vardı. Dehşet. Mesajlar sabah, öğlen, akşam sürekli beni rahat bırakmıyor yani. Sürekli mesaj atıyor. Sonra arıyor. Her gün arıyor. Saatlerce konuşuyoruz falan. Fakat ortalama işte 3 hafta, 1 ay geçti veya 2 ay geçti. İnanılmaz bir fark var. Eskisi kadar bana ilgi göstermiyor ve ben bu durumdan dolayı sinirlenmeye başladım. Ne yapmalıyım hocam? Şimdi ben bu konuyu size detaylı olarak anlatmak istiyorum. Çünkü 3 adımda yapmanız gerekenleri ortaya koyacağım ve bazı insanların yaptığı bazı hatalar var. Anlamsız, söylememe rağmen yapıyorlar. Uyarıyorum aslında, Instagram'da uyarıyorum. Adile Sor'dan bana gelen sorularda yanıtlar veriyorum. Orada da uyarıyorum. Çünkü var bu durum yani, karşıma çıkıyor. Şöyle. 1. Adamla tanıştınız, çok iyi bir iletişiminiz var, mesajlar var, aramalar var. 2 hafta, 3 hafta iyi bir ritimde devam ettiniz. Sonra yavaş yavaş bunlar azaldı. Kademeli azalır bu arada. Bazı adamlar aniden ortadan kaybolur. Bunlar genelde evli erkeklerdir. Evli erkeklerle ilişki yaşayan çok fazla kadın var. Atıyorlar bana mesela. Benim işimde yargılamak yok. Ben herkese yardım ediyorum. Fakat evli erkekle takılan kadınlar bu sorunla karşılaşıyor. Bir anda adam ortadan kayboluyor. Çünkü ya karısı bir şeyleri fark ediyor, ya bir şeyler oluyor. Dediğim gibi ben yargılamıyorum. Ben olaya dışarıdan hakem gibi bakıyorum sadece. Ama evli erkekle ilişki yaşamayın. Çünkü bu problemi yaşarsınız. Çok net yani, yaşarsınız. Bir anda ortadan kaybolur. Orada beklentiye giriyorsunuz. Sonra bu adam bazı yalanlar söylüyor. İşte boşanacağım, evde zaten her şey çok kötü falan. Sonra da ortadan kayboluyor. Sonra da şaşırıyorsunuz. Çünkü söylediklerine inanıyorsunuz. Şimdi kendi karısını aldatan bir adamın sizi de aldatma ihtimali %1 milyon. Dolayısıyla bu adamlar zaten eşlerini tek bir kadınla aldatmıyor. Bir sürü kadın var yani. Dolayısıyla o havuzda bir sürü insan var. Ya üzücü ama bunları da söyleyelim. Dolayısıyla diyorsunuz ki ya bu adam ortadan kayboldu. Kaybolacak zaten. Bütün söyledikleri yalandı yani. Evli erkek konusu ayrı bir konu. Bakın. İlgi azaldığı zaman, sizi aramadığı zaman, sizinle iletişime geçmediği zaman ve bu 3-4 gün, hani bir gün demiyorum, bir gün bir adamın işi olur, yoğunluğu olur, arayamaz, soramaz, bundan bahsetmiyorum yani. Hemen bir günde de hemen triplere girmeyin, boş verin. Ama bir süredir hani ortalıkta görünmediği zaman bir insan, yok ol. Hemen yok ol. Ne demek bu? Arayıp sormalarını hemen kes. En amatörce davranışı söyleyeyim mi? En amatörce, yani yapılmayacak bir hata söyleyeyim. Yapıyorsunuz bunu. Şöyle bir şey, neden aramıyorsun? Pardon, neredesin merak ettim. Arkadaşlarına gezmeyi biliyorsun ama falan. Bu en yapılmayacak şey. Yani bunu yapıyorsanız zaten ilişkilerde başarılı olma şansınız yok. Çünkü adam diyecek ki uf, hesap mı vereceğim sana? Ne oluyoruz diyecek. Ters diyecek. Böyle saçma bir cevap verecek size. Onun eline koz veriyorsunuz. Baskı ve şiddete girmeyin ya. Buralara girmeyin. Tamam mı? Hiçbir şekilde umurunuzda değilmiş gibi yok ol. Yani arama ve sorma. O ararsa hocam 2 gün sonra cevap verebilirsin. Ve trip atar şekilde cevap verme. Umursamaz şekilde cevap ver. Yani 2 gündür aramıyordu ya o. Sen cevap verdin. Aa, sen de 2 gündür aramıyorsun. Biraz da kızgınım aslında falan. Bu yok. Bu yanlış bir şey. Yani size bir şey getirmez. Şimdi bu kanalda şöyle bir espri var. Bu YouTube kanalımızda. Size faydalı olacak bilgileri veriyorum. Yani verdiğim bilgilerde sizin için sonuçlar var. Sizin için güzel sonuçlar getiriyor. Yoksa ben adama kızmazsam içimde kalır falan. Bu değil. Bu sana bir sonuç getirmez. Önemli olan adamı köşeye sıkıştırman. Yani senin gerçekten onun sana düşmesini sağlamak, peşinde koşmasını sağlamak. Ben buradan ilerliyorum. Bu kanalın amacı bu. Yoksa birine hani burnunu sürteyim, ders vereyim, bunlar değil yani. Bunlar anlamsız şeyler. Şimdi adama eğer sana 2-3 gün sonra iletişime geçerse seninle, adama normal, "Aa iyiyim ya, sen nasılsın? Ben de seni arayamadım. Kusura bakma, yoğunum." de. Çünkü bunu senden beklemiyor. Yani de ki ben de seni birkaç gündür arayamadım. Hani senden bir beklentim vardı değil. Ben seni arayamadığım için üzgünüm diyeceksiniz. Bunu hiç beklemiyor. Bu böyle Osmanlı tokadı gibi. Yani diyecek ki aa bir dakika ya, kız benden bir şey beklemiyormuş zaten. Bir kadının beklentisinin olmaması adamı çok etkiler. Tekrar söylüyorum, bir kadının beklentisinin olmaması adamı çok etkiler. Hatta daha fazla o kadını elinde tutmaya çalışır. Kadının beklentisi olmaması.
Yani şöyle, ya ara arama umurumda değil. Yani ben de zaten istediğim an seninle ilişkimi bitiririm diyebiliyorsanız bu bir cesaret meselesi. Şimdi yok ol diyorum. Yani aramıyor, sormuyor hocam sen de. Hiçbir şekilde arayıp sorma. Bunu başarabilen kadınlar var. Ya ben de kendimi tutuyorum, aramıyorum. O aramıyor, ben de aramıyorum. Bakalım ne zaman adım atacak diyen kadınlar var. Biraz irade, biraz güç. Ama şimdi ikinci maddeyi söylüyorum. Bunu yapamıyor kadınlar. Burada takılıyorlar. Bu önemli bak. İki, sosyal medyada paylaşımlarını deliler gibi arttır. Çok fazla paylaşım yap. Bunu yapamıyor kadınlar. Niye? Şöyle diyorlar. Hocam ben şimdi normalde sosyal medyada çok fazla bir şey paylaşan bir kadın değilim. Peki ben dinliyorum böyle şimdi. Sonra diyor ki ama şimdi ben paylaşımları arttırırsam evet, onunla ilgili olduğunu düşünecek. Allah Allah. Ve dolayısıyla ona sanki bir gösteriş yapıyormuşum gibi düşünecek. Dışarıdan resimler paylaşırsam arkadaşlarımla falan. Ve ben adamın, evet ben dinliyorum böyle. Ve ben adamın böyle bir algıya geçmesini istemiyorum. Çok paylaşım yaparsam yanlış anlayabilir. Hatta benim başka bir erkek arkadaşım olduğunu, başka biriyle flört ettiğimi düşünebilir. Sen erkekle mi resim paylaşacaksın? Yo, hayır ama normal neşeli paylaşımlarım da bu adamda başka bir algı yaratabilir hocam. Canım kardeşim, papatyacım, seni birkaç gündür hiçbir şekilde aramayan, seni hiçbir şekilde sormayan, seni hiçbir şekilde merak etmeyen bu panda yavrusu senin yoğun paylaşımların neticesinde ne yorum yaparsa yapsın. Umrumda değil. İstediği yorumu yapabilir. Zaten amacımız bu. Senin hayatına devam ettiğini ona göstermek. Neşeli, keyifli paylaşımlarını göstermek. Bak böyle hani ilkokul seviyesinde anlatıyorum her şey anlaşılsın diye. Çünkü hala ben paylaşımları bıraktım hocam hiç yapmıyorum yanlış anlamasın diyenler var. Ya onun ne anladığı önemli değil. Sen hayatınla ilgili paylaşımlar yapmak için ondan izin almak zorunda değilsin. Nasıl anlatayım? You don't have to ask his permission. Ya bunları şimdi öyle bir anlatmam gerekiyor. Çünkü ayrılık paylaşımları kestim diyen var. Paylaşımı daha fazla yapman lazım ayrılınca. Sosyal medyaya yüklenmen lazım. Oraya resmen ben varım diye böyle resimler paylaşman lazım. Neşeli ve güzel. Çünkü şunu anlayacak adam. Ben aramıyorum. Ben sormuyorum. Normalde bu kızın trip atması lazım. Atmıyor. Beni arayıp trip atmıyor. Onu birinci adımda söyledik. İki, bol paylaşım yapıyor ve mutlu. Çünkü benim onun hayatında olup olmamam bu kadının umrunda bile değil. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Sizin normal ve neşeli ve pozitif ve çok neşeli hayatınıza devam ediyor olduğunuzu görsün. Bunu görsün. Görmesini sağla. Bunu anlamasını sağla. Bu çok önemli. Yani burayı yapamıyor birçok kadın. Korkuyor. Bazı kadınlar korkuyor. Paylaşım yaparsam şimdi yanlış anlar falan bir daha hiç dönmez. Ya. Ablam bak. Yıllardır burada çok güzel videolar paylaşıyoruz. Bilgiyi aktarıyoruz size değil mi? Aramızda da müthiş bir etkileşim var. İmza günleri bir araya geliyoruz. Sarılıyoruz. Ankara imza gününde halay çektik ya. Halay halay. Birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz. Ama lütfen paylaşımlarını yap. Sana kim diyorsa paylaşımları yapma. Bırak onu sana yanlış akıl veriyor. Bırak onu çöpe at. Sen paylaşımları yap. Sadece ona göndermeli bir söz paylaşma. Sadece yanında başka bir adamla resim paylaşma. O gerçekten de bir sanki mesaj veriyor gibi olacak. Gerek yok. Sen normal arkadaşlarına gittin spagetti yiyorsun. Paylaş ya. Gittin tiyatrodan resim paylaşıyorsun. Sinemaya gittin ya da yürüyüş yapıyorsun. Ya da bisiklete biniyorsun. Paylaş. De ki benim hayatım devam ediyor. İmajını ver. Günde 3 paylaşım iyidir. Sabah, öğlen ve akşam. Aç karnına, tok karnına fark etmez. Resim paylaşın lütfen. Devam ediyorum. Şimdi burada, bu videoda tarihi bir şey olacak birazdan. Çünkü 3. maddeye geldik. Adam mesajları kestiyse, aramaları kestiyse ne yapmanız lazım isimli bu tarihi muazzam, benzersiz videoda 3. madde kağıt kalem önemli. Bak. 4 gün kuralı. Bu kuralı ilk defa açıklıyorum. Biliyorsunuz ben bazı kuralları açıklıyorum kanalımda. 30 gün kuralı, soğuk duş etkisi. Sonra arkadaşlar söylüyor ben izlemiyorum ama benzer kanallar varmış. Hemen böyle benzer formüller söylüyorlar hemen falan. Takip ediyorlar beni. Arkadaşlar beni takip etmeye devam etsinler. Yeni bir kural açıklıyorum. 4 gün kuralı. 4 gün olduysa yani 96 saat çok önemli. Yani bu adam 4 gündür yazmıyor. 4 gündür mesaj atmıyor. 4 gündür hiçbir şekilde iletişim yok. Şunu saymıyorum.
Aramıyor, yazmıyor ama Instagram'da resimlerimi like'lıyor. Allah Allah. Oradan beğeni yapmayı biliyor. Hatta Rus kızlara falan da beğeni yapıyor. Bütün böyle işte Slav ırkına. Ama seni aramıyor, sormuyor. Allah Allah. Allah Allah. Bir telefon açamıyor ama like yapmayı biliyor. Allah Allah. Bunu saymıyorum. Yani o like'ların, o hikayeme bakıyor falan. Onların benim için hiçbir anlamı yok. Bir adam ya mesaj atacak ya arayacak. Bu kadar. Ya arayacak ya mesaj atacak. Like'lamaları falan geçin. Hepsi çöp. 4 gündür ses yok. Ona bir mesaj atıyorsunuz. Burada yazdım. Kağıt kalem, beyaz kağıda yazdım burada. Bu mesajı atıyorsunuz. Aynen bunu bak. Kelimeler değişmeyecek ha. Bak kızarım. Bu. Hiç beklemiyor çünkü bu mesajı. 4 günlük sessizliğin ardından bu mesajı gönder. Torpil gibi yolla. Zaten adam böyle afallayacak, böyle diyecek ki bu nereden çıktı? Çünkü sizin trip atmanızı bekliyor. Çünkü tepki gösterecek diyor. Diyor ki aramıyorum ya, şimdi bu kız bana kızmıştır falan. Hiçbir tepki yok. Bak şunu yazıyorsun. Sana bir kahve sözüm vardı. Baştan okuyorum. Sana bir kahve sözüm vardı sanırım. Ama bu ara müsait değilim. Vaktim olduğunda sana dönüş yapacağım. Lütfen bu durumdan dolayı kusuruma bakma. Görüşürüz. Aslında böyle bir sözünüz falan yok. Böyle bir şey yok. Çok böyle masum bir şekilde ona olta atıyorsunuz. Bir daha okuyorum bak. Sonra mantığını açıklayacağım. Sana bir kahve sözüm vardı sanırım. Ama bu ara müsait değilim. Vaktim olduğunda sana dönüş yapacağım. Lütfen bu durumdan dolayı kusuruma bakma. Görüşürüz. Neden? Çünkü adam sizin trip atmanızı bekliyor. Çünkü ona bir dönüş yapmanızı bekliyor. Yani ya sen neden biz konuşuyorduk? Nereye kayboldun be adam falan. Hiçbir şey yok. Tam tersine. Yanlış hatırlamış olabilirsiniz. Belki de aranızda bu yoğunluktan dolayı hatırlamıyorsun düzgün. Şöyle bir konuşma geçti belki de. Ya bir kahve içeriz. Bir sonraki görüşmemizde de bir kahve içeriz. Ben sana ısmarlarım falan dediniz. Siz böyle hatırlıyorsunuz ve ona yazıyorsunuz. Ya son günlerde... Mesajın içeriğini özetliyorum. Son günlerde sana dönüş yapamadım çünkü çok yoğunum. Aslında bir kahve sözüm de vardı sana. Ama müsait olduğumda sana dönüş yapacağım. Lütfen kusuruma bakma bu durumdan dolayı. Bu adam, hiçbir adam bu mesajı beklemez. Böyle bir şey beklemez. Siz ona izahatte bulunuyorsunuz. Ya arayamadım kusura bakma gibilerinden. Dolayısıyla burada ne var subliminal olarak? Senin aramaman, senin sormaman umurumda bile değil. Ama ben de çok yoğunum, sana dönüş yapamadım, kusuruma bakma. Bu arada sana ayıracak vaktim yok. Yok abicim, yok. Dolayısıyla adam bu mesajla müthiş bir şaşkınlık yaşıyor. Şöyle kalacak. Var mıydı ya öyle bir sözü bana? Yok. Kız neden hiç böyle bir mesaj attı ki? Birkaç şey yapabilir. Bir, sizi arar. Ya senin bana kahve sözün var mıydı falan filan. Siz şöyle dersiniz. Yazdım ya mesajda, orada oku işte, yani bu ara müsait değil. 2, senin bana kahve sözün falan yoktu ya, bu nereden çıktı der. Dersiz ki ya pardon affedersin, tamamen yanılmışım. Ben sana sanki öyle bir söz verdim diye hatırlıyorum. Kafam dalgın, kusuruma bakma ama bu ara vaktim yok her halükarda, yani sözüm olsa da olmasa da benim bu ara vaktim yok, görüşemeyeceğiz deyin. Adam size şunu diyebilir, bazı çakallar yapar bunu. Yani tam görüşmezsek görüşmez, çok da önemli değil diyebilir. Burada şu tavrı görürsünüz. Adamın umurunda değilsiniz. O tuzağa düşmüş olur. Ya bunu derse, aa tamam senin için önemliyse benim için de önemli. Ya görüşmeyiz o zaman deyin. Direkt sallayın. Önemli olan o cevaplarla, bu mesaja vereceği cevaplarla onu tuzağa düşürmek. Bütün konu bu. Hani sırtlanlar 1000 tane numara yapıyor ya size. Ben de size bir savunma stratejisi açıklıyorum. Eğer şunu derse, ya mesajın çok hoşuma gitti. Ben yapmıştım bu arada bunu. Bana bir kız bunu yaptı. Ben dedim ki ya sen gerçekten çok zeki bir kadınsın. Mesajın çok hoşuma gitti ama içelim şu kahveyi ya. Bende yanlış var, arayamadım birkaç gündür. Kusura bakma. Ama şu kahveyi bir içelim dedim. Ve kız dedi ki aa tamam da vaktim yok yazdığım gibi. Tamam dedim, vaktin olduğunda içelim. Sonra da bir iki hafta sonra buluştuk. Çünkü yaptığım hatayı, onu aramadığım için, ona mesaj atmadığım için yaptığım hatayı bana çok güzel bir şekilde bir tokat gibi vurmuştu ve bana harika bir mesaj vermişti. Kızmadan, öfkelenmeden, trip atmadan bir adama yaptığı hatayı gösterebilirsiniz. Anlayabilene, bu mesajı alabilene, alamıyorsa da, hala size saçma sapan ilgisiz davranıyorsa da o adamı hayatınızdan çıkartırsınız. Çünkü o adam sağda solda 10'ar günlük ilişkiler arayan, 15-20 günlük böyle heyecanlar arayan bir adamdır. 20 gün orada takılır, 10 gün burada takılır, yarım işte ne bileyim işte bir 15-20 gün ya da bir ay orada takılır. Yani böyle hiçbir zaman tamamlanmamış. Hep böyle yarım duygularla ilerler. Çünkü o adamın derdi bir kadında duygu yaratmak, ona aşık etmek, işte uzun süreli bir ilişki yaşamak değildir ki. O adamın derdi her çiçekten, güzel bir tabir var ya aklıma geldi, her çiçekten bir bal almak, oradan buradan bal alıp dolaşmak. Bütün derdi budur yani, bütün meselesi budur.
Buralara girmeyin. Neden? Çünkü çok anlamsız. O adamları da adam etmeye çalışmayın ya, ömür törpüsü. Boş verin. 3 adımda mesajları ve aramaları kesen adama verilecek dersi, ayarı bu videoda size anlattım. Başarılar. Yeni yılda inşallah her şey harika olacak. 6 Ocak 2022 yeni kitabım geliyor. Sürpriz. Yakında açıklayacağım, az kaldı. Görüşmek üzere.